Selamlar. Bugün kimleyiz? Bugün EEC Türkiye temsilcisi Barış Bey'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Sağ olun. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün Cape Town'da dil okullarını konuşuyoruz. Vize süreçleri, okul programları, her şeyi detaylı konuşuyor olacağız. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle Cape Town'da EEC bulunuyor. Neler yapıyoruz orada? Hangi programları öğrencilere önerebiliyoruz? Klasik bizim İngilizce programlarımız. Cape Town'da EEC'nin bütün dünyada verdiği İngilizce programların tümü Cape Town'da da var. Genel İngilizce 20 ders. 30 ders devamında IELTS hazırlık programlarımız var. Diğer sınavlara yönelik hazırlık programlarımız var. Bununla birlikte ufak tefek English in the City gibi, işte virtual internships gibi çok böyle niş programlarımız da var. Ama genellikle konsantre olduğumuz şeyler genel İngilizce programlarımız. 20 ders, 30 ders devamında IELTS hazırlık. Türkiye'de daha çok konsantre olduğumuz şeyler diyebiliriz. Gayet güzel. Hemen IELTS demişken onun da bir altını çizelim. Minimum seviyemiz ne oluyor IELTS'te? Minimum seviyemiz B1. B1 seviyede olan tüm öğrenciler isterlerse terminal IELTS programları, yani haftada 20 ders sadece IELTS test teknikleri üzerine konsantre olan programlara gelebiliyorlar. Dilerlerse 30 ders programı seçtiklerinde 20 ders genel İngilizcelerini öğrenmeye devam ederken IELTS hazırlık konusunda da takviye dersler alabiliyorlar. İkisi de mümkün. 10 saati IELTS şeklinde 20 saatte genel İngilizce gibi ilerletebiliyorlar. Bu da gerçekten güzel oluyor. Çünkü İngilizce seviyesi düşük olan öğrencilerin önce bir genel İngilizceyi öğrenmeleri lazım ki sonra teste hazırlansınlar. Benim şahsi tavsiyem şu yönde. IELTS programları sadece test tekniği öğreten programlar. Terminal, sadece IELTS dediğimiz. Dolayısıyla biz bunu B1 olarak söylesek de öğrencinin ihtiyacına binaen normal şartlarda istediği IELTS skorunun karşılığı olan genel İngilizce seviyesine gelmeden sadece IELTS programlarına gitmek bazen yanıltıcı olabiliyor. Yani sizin öğrenci olarak İngilizce seviyenizin o seviyede olması lazım ki IELTS test tekniği programına gidip bunları birleştirebilin. Diğer türlü biraz zaman kaybı olabiliyor. Orada 20 ders artı IELTS prep olan programları, genel İngilizce artı IELTS olan programları biraz daha çok öneriyoruz öğrencilere. Bence de kesinlikle. Hem İngilizcelerini geliştiriyorlar hem de o İngilizcelerini gösterebilecekleri tekniği geliştiriyorlar. Kesinlikle öyle. Kesinlikle en güzel program o oluyor IELTS için bence de. Peki biraz da Cape Town'dan konuşalım istiyorum. Cape Town'da ne var ne yok? Ne oluyor? Neden çok, öğrenciler tercih ediyor? Çok Türkiye'de aslında bilinen bir destinasyon değil Cape Town. Genel olarak yurt dışı eğitim sektöründe İngilizce nerede öğrenilir sorusuna cevap olarak böyle Cape Town diyen insan sayısı az. İlk seçenek değil en azından. Değil öyle ama Cape Town biliyorsunuz Güney Afrika çok uzun süre kolonize olmuş bir coğrafya. Dolayısıyla hem İngiliz hem de Hollanda etkisi çok fazla olan bir yer. Cape Town özellikle öyle bir yer. Deniz kenarında oldukça gelişmiş, seviye olarak gelir seviyesi çok yüksek olan bir kesim var aynı zamanda. Ve turistik geçinen bir şehir Cape Town. Yani böyle inanılmaz bir sanayisi veya işte bir üretim tesisi falan olan bir yer değil. Expatler üzerinden geçiniyor Cape Town. Dolayısıyla uluslararası öğrencilerin bazen kafasında şöyle bir soru işareti olabiliyor. Afrika'ya gideceğiz dil eğitimi. Hayır abi ya, Vagadugu, Burkina Faso'ya gitmiyoruz bir kere. Tamam. Orası daha böyle kurtarılmış bölge gibi Afrika'nın içerisinde. Bizim öğrencilerimizin kahir ekseriyeti çok memnun Cape Town'da olmaktan. Hem eğlence açısından, kültürel aktiviteler açısından, okul dışında zaman geçirebilecekleri opsiyonlar açısından. Buna karşılık yaşam masrafları inanılmaz uygun olduğu için o return on investment, harcadığınız paranın karşılığında aldığınız ürün gerçekten neredeyse paha biçilemez. Yani şöyle anlatıyoruz bize. Dünyanın diğer anglofon, İngilizce konuşan ülkelerde aynı aktiviteyi yapmak için harcadığınız parayla Cape Town'da harcadığınız para Türk lirası paritesi açısından düşündüğünüz zaman çok 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 değerli. Yani aslında orada da istedikleri kadar eğlenceyi bulabilecekler, istedikleri sosyal aktiviteleri bulabilecekler, her şeyi yapabilecekler ve çok daha uyguna gelecek. Kesinlikle bu Güney Afrika randı para birimi. Rand TL paritesinden kaynaklanıyor. Yani tabii ki biraz değişim var her kurda olduğu gibi. Ama 1.9 TL bir rant aşağı yukarı. Yani mesela bir hamburger zincirine gittiğiniz zaman 110-120 randa böyle tıka basa yemek yiyebiliyorsunuz. Bu da 250-300 lira olsa bile Türkiye ile aynı maliyetler aslında. Şimdi diğer ülkelere baktığımızda tabii ki işte 7-8-9-10 pound'a Kanada dolarına falan onu mal ediyoruz. TL'ye vurduğunuz zaman şöyle diyorsunuz yani. %50 daha pahalı gibi oluyor. Kesinlikle öyle. Burada da aslında hani work and study programlarının değerini tabii ki hepimiz içselleştirmekle birlikte. Cape Town'a giden bir öğrenci work and study yapıp hani para kazanıp onu harcayayım mentalitesinin karşılığında Cape Town'da para kazanmadan da neredeyse aynı standartlarda yaşayabiliyorsunuz. Yani Türkiye'deki yaşadığı standartları kesinlikle, çok rahat bir şekilde bulabiliyor. Cep harçlığı anlamında çünkü size muhtemelen geliyordur, bize de okul olarak geliyor. Ben ortalama ne harcarım ya yaşam maliyeti olarak? Tam sorum da buydu. Diye düşündüğünüzde ben şöyle anlatıyorum hep. Yani aşağı yukarı çünkü para harcamak biraz öğrenci
öğrenci tandansıyla alakalı bir şey olduğu için Türkiye'de harcadığın paraya yaşayabilirsin Cape Town'da mesela. Türkiye'de aylık senin cep harçlığın kaç para ise Cape Town'da aşağı yukarı aynı paralar harcayacaksındır. Yani buradaki önemli parametre o. Tamamen öğrencilerin tabii ki kendi kişisel tercihleri. Sürekli dışarıda yiyordur, bilmem ne yapıyordur, işte lüks yerlere gidiyordur. Ona göre bir para harcayacak ve ortalama yaşıyorsa da ortalama Türkiye'deki yaşadığıyla aynı ücretleri harcıyor olacak. Kesinlikle. Peki Afrika'da bulunuyor ve bir tehlikesi var mı buranın? Nasıl bir ortamı var? Böyle bir algı var aslında Türkiye'de ama benim devamlı anlattığım şey şu. Diğer büyük metropollere baktığınız zaman eşit tehlikede her yer. Yani mesela ben İstanbul'da yaşıyorum. Nereye gideceğimi ve nereye gitmeyeceğimi, saat kaçta nereden geçeceğimi bildiğim sürece bir problem yok. Mesela hepimizin sosyal hayatında bulunduğu yerlerde mesela Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde gece saat 2'de tünelden meydana, meydandan tünele yürüyebiliyorum. Başıma hiçbir şey gelmiyor. Gece 2'de, 5'de fark etmez. 50 metre aşağıda tarla başında aynı hayatı yaşayamama ihtimalim çok yüksek. Cape Town'da benzer. Girilmesi, gidilmesi gereken yerler, gidilmemesi gereken yerler var. Ben hep şifahen şunu söylüyorum öğrencilere. İlk bir ayınızda, 4-6 haftanızda zaten uygun fiyatlı olduğu için akşam mesela bir eğlence merkezinden çıktınız, evinize gideceksiniz. Zaten merkezde bizim tüm konaklamalarımız, hem aile yanlarımız Bokap diye bir bölgede, yurtlarımız da benzer çevrede. Bir Uber'a bindiğiniz zaman 2 euro falan tutuyor kaliteden dolayı. Yani lütfen Uber'a binin ve gidin evinize. Çünkü bizim Türk öğrencide şey var. Binmeyeyim taksiye, yürüyerek gideyim eve. Şimdi sen o coğrafyayı bilmiyorsun. Ya tarlabaşı nerede bilmiyorsun. Evet, kesinlikle öyle. Dolayısıyla böyle gidelim, bir de şey yapıyoruz biz böyle Google Maps'ten bakıyoruz. En kısa yol falan diye şu aradan geçeyim. Hayır, mesela o aradan geçmemen lazım. Dolayısıyla orayı kesinlikle böyle içselleştirerek öğrenene kadar yapmamak lazım. Ama zaten biz bunu özellikle Cape Town okulumuz özelinde ilk günkü oryantasyonda böyle 1 saat 45 dakika kadar what not to do gibi bir section'ımız var. Neler yapmayacaksın. Evet, neler yapmayacaksın Cape Town'da. Onu anlatıyoruz. Mesela büyük şehirlerin tümünde öyle. Ben Londra'ya giden öğrencime de aynı şeyi söylüyorum. Ya lütfen sırt çantana mesela 350 dolar para koyup da arkadan takıp böyle la 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 diye gezme. Para taşıma yanında. Çünkü biliyorsunuz yurt dışında her yerde yani umumi tuvalete kartla girebiliyorum ben mesela. Aynen. Debit kartla. O yüzden hani nakit taşımamak lazım. Belki orada ne yapacağınızı bilene kadar çok inanılmaz pahalı mücevherat ile sokakta gezmemek lazım. Ama bunu İstanbul'da da gezmemek lazım zaten. O şekilde belli mahallelere girmemek gerekiyor. Aynen öyle. Öğrencinin onu ayarlayabileceği süreye kadar, o kendini konforlu hissedene kadar dikkatli olması gerekiyor sadece. Yoksa böyle işte çok inanılmaz tehlikeler gibi şeyler yok. Nerede? Cape Town'un merkezinde. Ama Güney Afrika Cumhuriyeti olarak düşündüğünüz zaman girmemeniz gereken mahalleler değil, gitmemeniz gereken şehirler de var mesela. Ama biz oralarda değiliz. Çok böyle bir sıkıntımız olmuyor genelde. Direkt merkezde olduğu için öyle bir problemle de karşılaşmıyoruz. Peki Cape Town'da öğrencilerin yapabileceği aktiviteler neler? Outdoor aktivitelerin tümü. Biraz daha outdoor yaşıyor orası. İşte Masa Dağı'nda trekking gibi şeyler. İşte var ya, görmüştür izleyen arkadaşlar da mutlaka, işte penguenlerle yüzüyorum vesaire gibi şeyler. Okyanusun yanında olabileceğiniz tüm aktiviteler aynı zamanda. İşte canoeing, paragliding vesaire. Bütün bu tarz sporları aslında. Su sporları ile ilgili her şey. Çok ekstrem yapmak isteyen arkadaşlar köpek balıklarıyla dalış kafesin içinde falan. Böyle şeyler var. Spor, özellikle futbol oldukça gelişmiş. Böyle oradaki lig falan da oldukça iyi. Bizim erkek öğrenciler, bazen kadın öğrenciler de hoşlanıyor o tarz şeylerden. Futbol maçları. Rugby, futboldan daha büyük Güney Afrika. Farklı bir kültür görmek isterler. Sen Amerika'da yazın gönderdiğimiz öğrenci beyzbol maçına gidersin. Hiçbir şey anlamıyorum aslında. Bir tane top var, biri atıyor, biri vuramıyor. Devamlı vuramıyor. O da tutuyor, bir şey oluyor. Yani, rugby'ye de alışırlar zamanla. Ama bununla birlikte klasik gece hayatı, kafeler, barlar, publar, daha high-end, lüks yemek yerleri ama aynı zamanda bizim büfeler gibi şeyler. Özellikle gastronomi anlamında çok değişik bir yer Cape Town. Hem her şey var hem de Güney Afrika mutfağı diye de bir şey var aynı zamanda. Şimdi diğer Anglofon ülkelerde onu çok anlatamıyoruz ya biz. Evet. İngiltere'ye gidiyoruz. Sen de gidiyorsun. Ben de gidiyorum. Peki ne yiyelim? Italian mi yemek istersin? Hayır abi, British. Olamaz. Olamaz. Pie var falan. Orada daha sofistike bir mutfak var Cape Town'da. Kendi kültürünün de aslında yansıtıyor ve farklı kültürlerle tanışması. Aynen öyle. Aynen güzel öyle. Bir biraz demografik açıdan baktığımız zaman Cape Town'un ortalama %70'i Müslüman. Öyle bir avantajımız var. Bizim kullandığımız homestaylerin büyük bir kısmı yine Müslüman. Bazen hepimizde olduğu gibi hassasiyeti olan öğrencilerimiz için de diğer ülkelere göre biraz daha rahat edilecektir bir destinasyon olarak düşünebiliriz aynı zamanda. Peki biraz da gece hayatını açmak istiyorum. Tabii. Cape Town'daki gece hayatı nasıl gerçekten? Hani böyle gözüktüğü kadar eğlenceli mi? Evet, gözüktüğü kadar eğlenceli.
eğlenceli. Metropol gece hayatı, öyle düşünün. Hem böyle iyi paralar harcayıp çok iyi eğlenebileceğiniz kaliteli eğlence olabilecek yerler var. Aynı zamanda böyle hani öğrenci, her yerde vardır ya böyle tamam Malta çok... Malta kafası evet. Biraz daha. Malta'daki gece hayatı biraz şey, öğrenciden de biraz. Yaş falan da fark etmiyor ya orada. Kim olursan o. Öyle değil Cape Town'da ama uygun fiyatlı student discount'larla vesaire eğlenebileceğiniz de çok opsiyon var. Ama bir cadde var başından sonuna gece kulübü. Gündüz kafe, pub olarak işte mesela üst katı dance floor gibi gayet yerler. Güzel. Çok fazla var. Yani biraz best of both worlds. İki dünyanın da en iyisini tadabileceğiniz bir yer Cape Town. O açıdan ben EC'de olup da şöyle bir feedback almadım. Mesela benim öğrencim çok sıkılıyormuş Barış Bey Cape Town. Çok sıkılabilecek bir alan yok yani aslında. Bir de Cape Town'un ben şuna takılıyorum. Uzak gözüküyor. Uzak. Uçakla gittiğiniz zaman gerçekten uzun uçuşlar. Ancak Türkiye ile saat farkı ne kadar mesele? Aynı saat farkı yok. Çünkü aynı boylamdayız. Haritaya baktığınız zaman böyle bir çizgi çektiğinizde saat farkı olmaması çok büyük avantaj. Özellikle bazen Türkiye'de işte izin alıp işle alakalı angajmanları olan insanlar olabiliyor. Öğrencilerimiz aileleriyle daha sık görüşmek isteyenler oluyor. Yani San Francisco'da olduğunuz zaman işte gece sabaha karşı 4'te kalkıp babamı aradım. Bütün böyle... hayat bitiyor aslında. Evet. Türkiye'deki hayatı koptunuz. Kapatmak gerekiyor. Kesinlikle. Ama Cape Town'un bence en büyük özelliklerinden biri de bu. Çok Türkiye'de büyük avantaj. Hayattan kopmuyor. İngiltere'de bile 2 saat 3 saat farka gelebiliyor. Hani o bile birazcık zorlayıcı olabiliyor. Ne kadar yakın olsa da. Ancak buradaki saat farkı kalktığı anda Türkiye ile birebir bir şekilde çalışabiliyor öğrenciler ya da iletişimde kalabiliyor. Gerçekten çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ben. Peki diğer büyük bir avantajdan bahsedelim mi? Vize durumları. Ne durumda Cape Town'daki vizeler? Kurtarılmış bölge bizim için şu anda. Normal şartlarda Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Türk vatandaşları 30 güne kadar vizesiz giriyorlar. Kapıda bir damgayla giriyoruz içeri. Turist mahiyetinde giriliyor. Devamında... Pasaportunu al git. Evet. Pasaportun cebindeyse mesela ben bugün dil kursuna gitmeye karar verdim. Bugün günlerden çarşamba örnek veriyorum. Cumartesi Cape Town'da olabiliyorum. EC kayıt formunu dolduruyorum. Acentem Lemon Academy okula gönderiyor. Bizim kayıt kabul departmanı evrakları gönderiyor. Perşembe günü hazırız. İstersek Cuma günü İstanbul Cape Town Türk Hava Yolları uçuşuyla binip Cape Town'da olabiliriz. Pazartesi sıfır. Günü derse başlayabiliriz. Pazartesi derse başlayabiliriz. Hiç problem yok. Devamında bu 30 gün kalışın 90 gün uzatma hakkı var. Dolayısıyla 30 artı 90 120 gün 17 haftaya kadar Cape Town'da vizesiz dil eğitimi alabiliyoruz. 17 haftanın üzerinde olan programlar için Ankara'daki Güney Afrika Büyükelçiliği'nden bir uzun dönem vize başvurusu yapılıyor. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman oldukça basitleştirilmiş bir vize prosedürü. Çünkü şunu takdir edersiniz ki zaten vizesiz girebilme hakkı olan bir ülkenin vize tarafı da çok zor olmayacaktır. Birkaç farklı prosedür var diğer ülkelere göre. Göğüs filmi çekilmesi gerekiyor. Tüberkülozdan dolayı genel olarak. Ve bir kan testi yapılıyor. Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair bir konfirmasyon isteniyor. Çok cüzi paralar gösterilmesi gerekiyor banka hesabında. Yine işte rand bazlı gösterilmesi gerekiyor. Anlık değişkenlik gösterebiliyor ama mesela şu anda opsiyon olarak söyleyecek olursak 600 euro. Aylık 600 euro rahat rahat hesapta gösterdiğiniz zaman o maintenance funds var ya yaşam masraflarını göstermeniz gereken rakam. Aylık 600 euro ile çok rahat geçebiliyorsunuz o taraftan. Bunlar tabii ki okul ücretlerini ödedikten sonrası için. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin öğrenci vizesinin bir numaralı kuralı okul ücretinizi vizeden önce ödeyip hem dekont artı okulun vize mektubunda, bizim gönderdiğimiz vize mektubunda tüm ücretler ödenmiştir ibaresi bulunması. Gayet güzel. Peki 17 haftaya kadar vizesiz bir şekilde gidebiliyoruz. Okulda uzatmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. İlk başta 30 gün gidiyoruz. Sonrasındaki okuldaki yetkililerle görüşüyoruz ve diyoruz ki ben vizemi uzatmak istiyorum. Doğru. Bizim resepsiyonda bu işlerle ilgilenen bir personelimiz var. Zaten onun elinde liste oluyor. Barış geldi, 16 hafta kayıt ama vizesiz geliyor. Dolayısıyla oryantasyon günü o arkadaşlar böyle siz bir resepsiyona gelebilirsiniz saat 2'de. Yani uzatma prosedürüyle ilgili ne yapmamız lazımı anlatıyoruz. Devamında tüm evrakları okul front desk'e resepsiyona getiriyorlar. Orada bütün işlemleri biz yapıyoruz aynı zamanda. Gayet güzel. Ayrıca bir kostu bir şey yok yani. Tekrardan bir vize danışmanlığı orada veya işte bir göçmenlik danışmanlığı ücreti ödemek, bir üçüncü partiden, üçüncü kişiden bir hizmet almak gibi bir şey kullanmıyoruz. Biz direkt in-house okulda tümünü ayarlıyoruz. Gayet güzel. Peki burada önemli noktalardan biri de Work and Study programı. Buraya gittikleri zaman öğrenciler çalışmak da isteyebilirler ve buna da hakları var. Work and Study programı hangi kapsamda oluyor, nasıl işliyor? Biraz da ondan bahsedelim. 24 hafta ve üzeri olan kayıtlarda, Türkiye'den yapılan başvurularda Work and Study hakkı var öğrencinin. Ancak burada
burada çok önemli bir nokta var. Ankara'daki Büyükelçiliğin inisiyatifinde bu. 24 hafta giden her öğrenciye çalışma izni verilir diye bir kaide yok. Buradan karar veriyorlar ona. Bazı vizeleri görüyoruz biz 24 hafta. Work rights. Bazılarını görüyoruz. Work rights yok. Dolayısıyla ona dikkat etmek lazım. Benim yine biraz önce konuştuğumuz gibi Cape Town'la alakalı söylemem gereken noktalardan birisi şu. Evet, çalışmak isteyebilirsin. Çalışırsan da çok iyi olur ama çalışmazsan da ekstrem bir dezavantajı yok Cape Town'da yaşamanın. Eyvah, benim param yetmeyecek. Diğer ülkelerden anlatıyoruz ya biz. Mesela bizim İrlanda merkezimiz için anlatıyorum. Evet, hani GNIB özellikle böyle 6-8 hafta kendini idame ettirecek kadar paran olması lazım yanında. GNIB kartın gelene kadar. İrlanda'da 6-8 hafta kendini idame ettirecek kadar parayı yanında götürüyorsun ya, Cape Town'da 24 hafta yetiyor zaten. Zaten fiyat performansı ülke. Dolayısıyla hani çalışmaya da ihtiyaç olmuyor. Ancak çalışma hakları oldukları takdirde de haftalık 20 saat. Haftalık 20 saat. Ben şöyle anlatıyorum çalışma işini daha çok Cape Town'da. Buradaki para kazanma biraz ikinci etap benefitlerden, faydalardan. Orada daha çok halka karışmak, İngilizceni pratik yapmak, kültür öğrenmek vesaire açısından çok avantajlı çalışma izni olması. Ama zaten rantla yaşadığın için nasıl maliyet düşükse kazandığın para da düşük. Rantla maaş alacaksın sonuçta. Yani böyle euroyla, dolarla kazanıp da rantla harcıyorsun gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla çalışma iznini aldığı zaman öğrencilerin ben daha çok kültürel değişim anlamındaki faydalarını göz önünde bulundurulmasını öneriyorum. Orada kazandığın paradan ziyade orada edindiğin tecrübe, kesinlikle, orada edindiğin sosyal çevre, onlar çok daha önemli, kesinlikle, olduğunu söylüyorsunuz. Gayet güzel. Çünkü mesela İrlanda'ya gittiklerinde ya da Malta'ya, işte başka neresi olabilir çalışmaya, Dubai'ye gittikleri, hı-hı, takdirde öğrenciler biraz para kazanmayı da, evet, istiyorlar. Özellikle İrlanda'da bu çok fazla, hı-hı, var. Ne kadar fazla kazanabilirsem diye zorluyor öğrenciler. Ancak Cape Town'da çalışmayı bu kadar ön planda değil, oradaki tecrübe, oradaki sosyal yaşantının önemli olduğunu, kesinlikle, söyleyebiliriz. Zaten Cape Town'a giden öğrencilerde biz İrlanda'yla karşılaştırdığımız zaman şöyle bir fark görüyoruz. İrlanda'ya giden öğrencinin orada kazandığı paraya ihtiyacı var hayatını idame ettirmek için. Sistemden çıkmamak için. Evet. Çünkü oradan Dublin'de özellikle yaşam maliyetleri oldukça yüksek, kiralar oldukça yüksek vesaire. O yüzden yani o parayı kazanmazsa öğrencinin o sekteye uğruyor oradaki plan. Cape Town'da çok onu görmüyoruz. Orada çok rahat bir şekilde hayatını idame ettirebiliyor. Çünkü Türkiye'deki yaşantıdan hiçbir farkı kalmıyor. Doğrudur. Yani başka bir şehre gidip yaşamaktan aslında halihazırdaki evi yerine başka bir şehirde yaşayan bir öğrencinin aynı masrafları harcıyor. Yani İstanbul'dan İzmir'e taşınmakla İstanbul'dan Cape Town'a taşınmak arasında çok bir fark yok maliyet açısından. Bu noktada tek fark İngilizceyi yerinde öğrenmek. Tabii ki. Ve iyisi kalitesiyle diyelim mi? Diyelim tabii ki, kesinlikle. Tişörtünüzün rengi çok güzel, beğendim. Size özel giydim. Turuncu deyince akla iyisi geliyor yani. Evet. Peki vizelerden de bahsettik. Biraz da konaklama seçeneklerimize daha detaylı girelim mi? Tabii. Ne tarz konaklamalar sağlıyor? İyisi Cape Town'da bizim tüm dünyadaki merkezlerimizde olduğu gibi hem aile yanı, lokal bir ailenin yanında konaklama, hem de yurt opsiyonlarımız var. Cape Town'daki yurt opsiyonlarımız biraz daha geniş açıkçası. Çünkü hem böyle 6-8 kişinin birlikte kalabildiği dormitory dediğimiz böyle çoklu yurt odalarımız var. 2 kişilik odalarda konaklama opsiyonlarımız var. Aynı yurtta, dorm olan yurtta tek kişilik odada konaklama opsiyonumuz var. Biraz daha lüks, daha güzel bir yerde tek kişi özel banyolu kalabilme ihtimalimiz var. Bir de daha pahalı ve otel mi? Otelimsi, otelden bozma diyelim. Heh. Yurtlarda kalabilme opsiyonumuz var. Dolayısıyla fiyat performans açısından en dipten, yani şöyle düşün, haftalık 145 euro ya olan yurt konaklamamız da var. Haftalık 610 euro olan yurt konaklamamız da var. O biraz öğrencinin isteğine, bütçesine göre değişiyor. Aile yanı konaklamalarımızın tümü sabah kahvaltısı, akşam yemeği dahil. Diğer ülkelerle karşılaştığımızda Cape Town'daki aileler biraz daha eski usul, kültür değişimi beklentisi olan aileler olur ya. Şimdi İngiltere'de biliyorsunuz, aileye gidiyorsunuz, sabah kahvaltısı, akşam yemeği var. Evet, ama sabah kahvaltısı şöyle bir şeymiş. Şu dolapta cornflakes var, burada süt var, elma alabilirsin. Tost yapabilirsin. Tabii, tost işte, ekmek kızartma makinesi. Aldı, reçel de vereyim, evet, hadi. Hadi hadi bakalım, üstüne sürersin belki. Ama Cape Town'da biraz daha böyle sabahleyin kahvaltıda daha bir konuşma, angajman, akşam yemeğinde mutlaka evde olmanı beklerler. Bunu gitmeden önce biz hep anlatıyoruz. Oryantasyonda, okulda, hı-hı, da anlatıyoruz. Akşamleyin yemeğe gitmeyeceksen mesela Cape Town'da mutlaka haber vermen lazım. Aile. Evet, çünkü akşam yemeğine seni bekliyor. Nasıl burada annen baban akşamleyin sana diyor, geliyor nerede musun kaldın yemeğe? Hadi neredesin, seni bekliyoruz gibi. Mesela Cape Town'da da öyle. Dolayısıyla biraz daha orada ayarlamaları yapabilmek lazım öğrencisine. O kültüre haiz olabilmek, aynen, açısından. Evet. O yüzden aile yanı konaklamaların çoğunluğu böyle minimum 5 yıl ve üzeri bu işi yapan aileler. Daha rahatız. Dünyanın geri kalanından daha rahatız Cape Town'daki aile yanı konaklamalarında mesela. Hı-hı. Memnuniyet daha yüksek. Öğrencilerin, biz şeye bakarız hep. Öğrenci mesela 4-8 hafta aile yanı konaklama alır gelirken. Ondan sonra uzatma reytine. Ne kadar öğrenci uzatıyor? Ne kadar öğrenci memnun? Yerinden ne kadar memnun da devamında? Mesela 24 hafta dil kursuna gidip 24 hafta aile yanında kalan öğrenci
başka ülkelerde çok zor bulursunuz. Yani bir arkadaşıyla eve çıkar, daha farklı bir yurt bulur, birlikte bir şeyler yapmaya kalkar. Cape Town'da bizim %90 tüm duration, tüm kursu boyunca okul konaklamasında kalıyor öğrenciler. Çok büyük bir oran. Büyük rakam. Gerçekten büyük hani memnuniyeti gösterir. Bu bunun da dünya geneli performans olduğunu da gösterir aslında. Tabii ki dünya geneli ortalaması %45 iyisiyle. İki katı Cape Town'da diğer merkezlere göre. Gerçekten önemli. Önemli. Peki yurt dedik, yurtta da bir de benim bildiğim kadarıyla kahvaltı ve akşam yemeği dahil olan opsiyon var. Hafta içi olacak şekilde. Hafta içi, pazartesinden cumaya kadar half board, yani sabah kahvaltı akşam yemeği verilen yurtlarımız var. Pansiyon otel mantığı düşünün. Hı. Yemek çıkıyor, yemeğinizi yiyorsunuz. Var o opsiyon ama çok değerlendirilen bir opsiyon değil. Çünkü yurtta kalan öğrenciler genelde kendi mutfak kullanımlarını istiyorlar. Kendileri işte marketten alışverişini yapıp yemeğini yapıp yemek istiyorlar. Bu da mümkün. Tüm yurtlarımızda aynı opsiyon var. Self catering opsiyonlarında mutfak kullanımı da var. Gayet güzel. Zaten her opsiyona göre bir seçenek bulabiliyoruz. Kesinlikle. Benim Cape Town'la alakalı öğrencilere anlattığım en önemli nokta şu. Hem kurstaki seçenekler hem de konaklama seçenekleri açısından kendiniz karıştırıp size en uygun paketi, şunu istiyorum, bunu istemiyorum, bunu istiyorum, bunu istemiyorum deyip kendinize uygun bir şeyler bulabiliyorsunuz. Açık opsiyon büfe. Her yerde olmuyor, evet, aslında. Aynen, orası öyle. Önemli. Aynen öyle. Kurslarda bir opsiyonda unuttuğumuz artı 30 programlarımız var. Artı 30 programlarımız EC'nin birçok merkezinde olmakla beraber Cape Town'da da var. Artı 30 biraz açayım sizin için. Aynen. Aynı merkezde yapıyoruz biz artı 30 ve daha gençler olan programları. Artı 30 bir zorunluluk değil. Mesela 40 yaşında bir öğrencimiz artı 30 programına gitmek istemeyebilir. Avantajı nedir? Sınıfınızda 30 yaşın altında kimsenin olmayacağını garanti ediyoruz biz. Çünkü şunu gördük zamanla. 30 yaşın üzerindeki öğrencilerin ihtiyaçları ile 30 yaşın altındaki öğrencilerin ihtiyaçları biraz fark edebiliyor. Hem öğrenme süreci ve hızı açısından fark ediyor. Hem niyet açısından fark ediyor. Dolayısıyla 30 yaş üzeri programlar, bizim gelen bir öğrenci eğer 30'un üzerindeyse %90 civarı 30 plus programı, 30 üzeri programa gidiyor. Bizim eğer merkezlerimiz birden fazla katlıysa, mesela Cape Town'da bizim bir binamız var. Bu binanın bir katını 30 plus ayırıyoruz biz. Buraya öğrenci kartınızla girebiliyorsunuz sadece. İçeri girdiğinizde biraz değişik bir dünya. Mesela bir oturma grubu var, bir kahve makinesi var. 30 orada yaşın gereklilikleri, evet, var yani. Evet, bir kütüphane var. 30 yaşın üzerindeki insanların muhtemelen çalıştığını göz önünde bulundurduğumuz bir silent odamız var. İşte sessiz, orada belki öğrencinin işte arka bir Zoom toplantısı yapmak istiyor. Süper, orada bir sign up sheet var, kayıt. Sen yazıyorsun işte. Şu Barış Çırak 14-15 arası ben burada olacağım. Giriyorsun, açıyorsun laptopunu. Kapıyı kapatıyorsun. Soundproof, sessiz. Orada işini yapabiliyorsun. Ama tabii 30 plus olmayan katlarda böyle bir şey yok elinde sonunda. Zaten gittiğinizde görebileceğiniz noktalardan birisi şu. Mesela 3. kata geldim ben. 30 plus merkezinde teneffüste bir sessizlik var böyle. Herkes daha medeni. Aşağıda hani böyle Allah, Kolombiyalılar top oynuyor falan, böyle bir daha değişik bir ortam var. 30 plus katlarımızın şöyle bir avantajı var. Özellikle uzun teneffüslerde ve öğle aralarında resepsiyondaki arkadaşlarımızdan bazıları üst katta görevli oluyor. Dolayısıyla o 30 plus'taki öğrencilerin istemezlerse eğer alt kattaki veya üst kattaki 30 plus olmayan öğrencilerle hiç karışmama imkanları da var. Kapıdan girdim, asansöre bindim, sadece 30 plus katına çıktım. One stop shop, her şeyi yapabiliyorum burada. Geziye de sign up yapabiliyorum, kayıt olabiliyorum. Sınıfımla alakalı bir şikayetim varsa veya bir önerim varsa akademik takımdan birisi öğle teneffüsünde orada oluyor vesaire. Bu bir avantaj, çok görmüyoruz aslında. Hani o bizim 30 plus öğrenciler aşağı inip çıkıyorlar. Angaje oluyorlar okulla. Ama bunu istemeyen bir öğrenci olursa da hiç daha genç nüfusla karışmadan devam edebiliyor. Burada aslında önemli noktalardan biri de bu. Yani kendi yaş grubuyla sosyalleşmek isteyen öğrencilere de bu opsiyonun verilmesi gerçekten çok değerli. Orada sınıfında 18 yaşındaki bir öğrenciyle aynı anda ders almak istemeyebilir. Çünkü dünya görüşü artık biraz daha farklılaşmıştır. 40 yaşında artık öğrenci oluyorum ve hani tekrar çocuğum yaşındaki kişilerle beraber olmak istemiyorum diyen öğrenciler olabilir. Tabii ki olabilir. Yani burada gerçekten avantajlı bir durum. Şimdi daha demin Kolombiyalı dedik. Peki hangi milletten öğrenciler okulumuzda bulunuyor? Cape Town özelinde baktığımız zaman EC'nin geneline biraz 180 derece olmasa bile belki 90 derece farklı bir nationality mix var. Bizim genel olarak yıl boyu 2024 için bahsediyorum. Türk öğrenci sayımız %4-4,5 civarında. Bu çok iyi bir oran. Tabii. Bu arada dünyada herhangi bir yerde %4-4,5 Türk bulabilmek zor. Düşük az bir oran. Az Türk isteyenler için de tercih sebebi olabilir. Kesinlikle. Kesinlikle olabilir. Afrika'nın genelinden gelen öğrenci var. Özellikle Fransızca konuşan Afrika. Çünkü Afrika'da biliyorsunuz kolonizasyondan dolayı hem ana dili İngilizce olan taraflar var, Nijerya gibi. Hem de Fransızca olanlar var. Genellikle Kuzey Afrika, işte Fas, Cezayir vesaire. Orta Doğu'dan öğrencimiz var. Cape Town Orta Doğu için iyi bir destinasyon. İşte hem Suudi Arabistan, onunla birlikte işte Ürdün, Uman gibi yerlerden öğrencimiz var. Avrupa
Avrupalı çok öğrencimiz var Cape Town'da. Çünkü Avrupa'da genel olarak bir Güney Afrika kültürü, Güney Afrika gitme diyelim tatil için, işte bir destinasyon olarak bilindiği için Avrupalı öğrencimiz var. Son zamanlarda Güney Amerika'dan da öğrenci görüyoruz daha çok. Aslında diğer EC destinasyonlarıyla karşılaştırdığımız zaman Asyalı yok. Asya kıtasından Cape Town'a gelmiyor öğrenciler. Öyle bir kültür yok. Ya bilinmediği için gelmiyor. O noktada hani diğer destinasyonlarla karşılaştırdığımızda biraz daha Afrikalı öğrenci, bolca Avrupalı öğrenci ve Güney Amerika zaten dünyanın her yerinde, okullarında var zaten. Kesinlikle. Yine MENA bölgesi dediğimiz işte bu Arap bölgesinden de öğrenciler. Var. Zaten İngilizceye ihtiyaç duyan bütün bölgelerden aslında öğrenciler var. Sadece Asyalı öğrenci sayısında biraz daha az olduğunu söyleyebiliyoruz. Kesinlikle. Cape Town'a özel olarak değinmek istediğim bir nokta daha var aslında. İklim hangi dönemlerde sıcak, hangi dönemlerde soğuk onu atladık. Genel coğrafyaya girelim o zaman. Güney Afrika, Güney Yarımküre'de arkadaşlar. Burası önemli çünkü kafa karıştırabiliyor. Evet. Tatil niyetine yazın giden öğrenci ne yapacak mesela? Şöyle aslında yazın tatil niyetine giden öğrenci tabii ki Türkiye'de yaz olduğu zaman orada kış oluyor arkadaşlar. Kış dediğimiz şey de 20 dereceler. Tabii ki. Hani daha rahat, maksimum biraz yağmur yağıyor Cape Town'da ama tabii ki şöyle düşünmek lazım. Aralık, Ocak, Şubat yaz. Dolayısıyla yüksek sezonu Kuzey Yarımküre'nin aksine oranın yazı daha çok öğrenci olan, daha çok atraksiyon olan diyelim. Zaman Aralık, Ocak, Şubat. Bizim yaz dönemimizde öğrenciler gittiği zaman Cape Town'a düşük sezonda gidiyor. Şimdi bu çok büyük bir avantaj. Çünkü ne oluyor? Türkiye'den yazın mesela 4-8-12 hafta dil kursuna giden öğrencilerimiz var bizim işte. Lisenin yaz tatilinde, üniversitenin yaz tatilinde vesaire. Bu öğrenciler bizim diğer merkezlerimizin, hatta bizim demeyelim, Türkiye'den yurt dışına İngilizce öğrenmek için gidilen yerlerin hepsinde ekstra para ödüyorlar. Çünkü kısa dönem gidiyorsun, summer surcharge. Yüksek sezon fiyat farkı aile yanında artı 45 pound. Haftalık i̇şte, bir de bunlar. Tabii. Orayı atlamıyor. Aynen. Haftalık 30 pound, euro daha fazla falan. Şimdi Cape Town'da tam tersi. Yazın Cape Town'a gidiyorsun, dil öğrenmek için yazın bir yere gidiyorsun ve daha düşük para ödüyorsun. Neden? Çünkü orada yaz değil. Ama onlara göre değil yani. Evet. Bize göre ilkbahar mesela. Oranın kışı bizim ilkbaharımız olarak düşünebilirsiniz. Bence iklim olarak çok avantajlı. Şu soru geliyor genelde. Mesela yazın ne kadar yaz? Önemli bir nokta. Çok yaz abi. Kaç dereceyi görüyoruz? Yani 30-35'leri görüyor ama sıkıntı derece değil, nem. Antalya diyelim mi? Daha fazla. Nemli yani, böyle yapış yapış bir şey var yazın orada. Klima. Tek çözüm mü? Evet, klima çarpıyor beni diyene ventilatör abi işte. Bir şey lazım. Elinde sonunda hani serinletecek bir şeyler lazım. Yani oraya da dikkat etmemiz gerekiyor. Ocak, Şubat, Mart aylarında giden öğrenciler de eğer çok nemli ortam sevmiyorsa başka aylara kaydırarak aslında buradaki eğitimlerini planlamaları daha mantıklı olacaktır. Tabii ki. Ama burası da gerçekten belirleyici bir faktör. Hani kimisi gerçekten öyle havaları sevmiyor, kimisi o havaları seviyor. Dolayısıyla dikkat etmeleri gereken bir husus olduğuna inanıyorum ben bunun. Şöyle örnek vereyim. Mesela Malta'daki yaz gibi. Gayet Malta'da nemli. Da öyledir ya yaz. Yaz işte. Mediterranean, Akdeniz orada yazı. Orada birazcık daha dereceler daha yüksek oluyor evet. Sanki. 40-45'i bile aynen. Gördüğü yazlar. Görebiliyor ama işte Cape Town'da da şöyle 30-35 ama işte %96 nemle hissedilen 43 görüyorsun. Sıcak olacak yani. Hani ondan emin olabilirsiniz. Seven de o zaman gidebilir. Yapacak bir şey yok. Tercih sebebi. Yurtlardan ulaşım mesela yürüyerek mümkün olacak mı? Ya olacak. Işte aile yanından mümkün olacak mı? Tüm aile yanı konaklamalarımız ve tüm yurtlarımız yürünebilir mesafelerde. Uluslararası standartlarda yürünebilir mesafelerde. Çünkü bazen işte size de geliyordur, bizim öğrencilerimize de gidiyor. Aile yanı konfirmasyonumuz geliyor. Dünyada herhangi bir yerden. Çok bizim yürüme mesafesinde aile yanı olan destinasyonlarımız yok. Bir sürü EC merkezinin arasında. Ama geliyor mesela bir tane logo koyuyoruz biz üzerine. Walking distance. Yürüme mesafesinde. 43 dakika yürüyerek. Ya bir İngiliz için yürüme mesafesi bu işte. İngiliz sabahleyin çıkar 8-15'te sırt çantasını takar. Yağmurlu takar. Tıkı 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 43 dakika. Şimdi ben bir Türk olarak 43 dakika yürümem mesela. Otobüse binerim. Ama Cape Town'da şöyle. Biz maksimum yarım saat yürüme mesafesi olarak görüyoruz. Yarım saatte zaten 2,5 kilometre maksimum. Yürünür. Tabii 2-2,5 kilometre. Özellikle Bokap, aile yanlarının olduğu yerler yani perimetre, yarı çapı zaten bizim bulunmak istediğimiz bölgenin 2,5 kilometre. Oranın içerisinde yaşıyoruz zaten. Çok dışarı çıkmıyoruz yani Cape Town'da. Öyle bir avantajım var. Yurtlar 15-20 dakika max yürüme mesafesinde. Gayet güzel. Dolayısıyla çok bir ekstra ulaşım masrafı da yok. Şöyle anlatıyorum ben. Diyorlar ki öğrenciler, ben bazen birebir öğrenci muhatap olduğum zaman. Barış Bey diyorsunuz ki işte Uber'e binin 2 euro çok para. O zaman haftalık veya aylık ulaşım bedeli, bilet, akbil, handcart neyse. Onu alacağın parayı almıyorsun ya zaten. Yürüyorsun her yere. Sen bize cuma cumartesi akşamda bir taksiye biniverelim yani. 2 euro bu arada Türkiye'de şu an taksi açılış ücreti herhalde. Tabii. Şöyle söyleyeyim ben size. Benim en pahalı gördüğüm taksi işi. Çünkü biz bazen yurttan aile yanına veya aile
aileden aileye geçen öğrencilerde karşılıyoruz bu taksi paraları. O yüzden ben görüyorum kendi bütçemde de. 4 Euro'dan yüksek Uber görmedim mesela. Bu çok büyük parite avantaj. Açısından avantajlı. O yüzden hani böyle aylık akbil gibi bir şeye ihtiyacımız olmuyor. Cape Town'da yürüyoruz. Yani en yorulan da zaten 2 Euro ile bence gündelik hayatında da devam edebilir. Öyle yani. Yapan öğrencimiz var bizim bir tane. Sadece Uber kullanarak da devam edebilir. Uber böyle taksiyle anlaşmış. Çünkü şimdi Türkiye'deki gibi her yer sarı taksi olmak zorunda değil. Bir sürü taksi şirketi var veya bireysel taksi. Hani bizim Türkiye'de korsan taksi dediğim şey, o da korsan değil o adam. Yani kendi de legal. Bireysel de yapabiliyorsun legal olarak. Birisiyle anlaşmış mesela. Sabah geliyor, alıyor, okula bırakıyor. Akşam çıktığında arıyor. 1,5 euroya çözmüş. Tabii aynen. Aylık akbil parasını ona veriyorum. Abi sabah beni alıyor, akşam bırakıyor. Servisim oluyor. Aynen. Çok iyi. Hatta diğer öğrencilerle beraber paylaşabilir. Yurtta kalanlarla belki. Daha da paylaşmak istiyorsan şimdi nereye paylaşacak? Aile yanı değil de yurttan bunu böyle servis mantığını görüyoruz biz. 3 arkadaşlar yurtta zaten 2 euro ya. Neyi paylaşacaklar? 0,70 euro sente hep beraber gidiyoruz. İşte bir gün biri veriyor, bir gün öbürü veriyor, bir gün öbürü veriyor. Öğrenci biraz daha olur. Manevra alanımız var. Gayet güzel. Sosyal aktiviteler. Olabilir. Ben biraz EC genelinde bahsedeyim hem de Cape Town özelinde bahsedeyim. Biz öğrenciler programları bittiği zaman okuldan gitsin istemeyen bir okuluz. Sizin programınız sabah 9'da öğlen 2.30 arası. 2.30'da sırt çantasını takıp have a good day guys falan deyip gitmesini istemiyoruz öğrencilerin. O yüzden her gün sosyal aktivitemiz var biz. Okulda katılabileceğiniz, okulla birlikte dışarıda katılabileceğiniz veyahut başka okullardan öğrencilerle beraber dışarıdan bir şirketten alınan sosyal aktiviteler. Bizim dünyadaki tüm merkezlerimizde Cape Town'la beraber haftada 2 kez free class'larımız var. Öğle teneffüsünde tezahür ediyor bunlar. Hı. Pronunciation Clinic. Uluslararası öğrencilerin tümünün konuşmayla ilgili desteğe ihtiyacı var abi. Yüzüyor. Zaten onun için gidiyorlar aslında. Aynen öyle. O yüzden evet sınıfta reading, writing, listening, speaking öğreniyorsun. İşte 30 derse gidiyorsan special focus derslerde istediğin şeyi yapabiliyorsun. Ama haftada 2 de genelde salı ve perşembe günleri oluyor bu. Öğle arasında bir dedicated sınıfta veya belki common area'da, ortak alanda olabilecek klinik derslerimiz oluyor. Bunlara öğrencilerin katılmasını zorunlu tutmamakla birlikte şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü neden? Biz buraya bir yatırım yapıyoruz öğrenci olarak. Bir para ödeniyor ve karşılığında edinilmesi gereken bir dil yeteneği var. Potansiyel fayda diyelim ona. Bunu her alanda etinden, sütünden, yumurtasından faydalanmak lazım. O yüzden bu gezilere katılmak da İngilizce öğrenmenin bir parçası. Aktivitelere katılmak da öyle. Yani şöyle düşünmesin öğrencilerimiz veya bizi izleyenler. Bowling'e gidiyorlar ya İngilizce'ye ne aksar. Olur mu abi, gidiyorsun bowling'de parasını öderken İngilizce konuşuyorsun. Arka strike diyorsun. Ne demek strike deyip açıp bakarsan bir zahmet İngilizce ile. Ya da arkadaşına dalga geçiyorsun bir şey yaptığın. Kesinlikle. Hani sürekli olarak iletişim. Kesinlikle öyle. Hem hayatın bir parçası olmak anlamında hem de İngilizce gelişim açısından çok önemli. Benim şahsen öğrencilere tek tavsiye etmediğim şey yalnızlaşmak. O en kötüsü. Biz çünkü de. Yani okuldan çıktım. Ne yaptın Ahmetciğim? İyi abi. Yurda gittim. Kapıyı kapattım. Football Manager 2025 oynadım. Netflix'te takıldım. Arkadaşlarımla WhatsApp grubundan geyik yaptım. Hangi arkadaşlarımla? Türkiye'deki arkadaşlarımla. Bundan biraz kopabilmek lazım. O faydayı sağlayabilmek. Ben tabii kimseye eskiden öyle danışmanlık stilleri vardı. Türkçe kesinlikle kullanmayacaksın. Onu artık yapamıyoruz. Çünkü devamlı 24 saat angaje olduğumuz için. Türk öğrenciler genellikle birbiriyle arkadaş olma eğiliminde oluyorlar. Ki ihtiyaç da olabiliyor bu evet, arada. Evet kesinlikle. Ama ben şunu söylüyorum. O zaman bir arkadaş grubu yapın. Yabancılar da olsun. Ben de en azından bir tane yabancı evet, alın çünkü, diyorum. Çünkü kesin abi. Çünkü Türkçe konuştuğun zaman kendini kötü hissedeceğin bir şey olması lazım. Evet. Şimdi biz seninle Türkçe konuşuyoruz. Burada mesela Japon bir arkadaşımız var. Böyle bakıyor bize. Benim hakkımda mı konuşuyor acaba? Ne diyor bu ya? Küfür mü ediyorsun? Bir de böyle konuşurken böyle falan hani jest mimikle falan yakalarsa. Yollara hele falan denk gelir. Onların evet. Kültüründe farklı o yüzden şey hep ben anlatıyorum. Bizim okulda da devamlı. Bu arada bizim okulların tümünde sınıflarda, ortak alanlarda kapıdan girdiğin andan itibaren İngilizce hariç bir dil konuşmak yasak. Ne yapıyoruz? Falakaya mı yakılıyoruz kanadımıza? Hayır ama müdahale ediyoruz devamlı. O yüzden dediğin gibi uluslararası bir ortam yaratırsanız hani Türk arkadaşınızla bir arada olabilirsiniz ama mümkün olduğu kadar İngilizce konuşmak için çaba sarf etmek lazım. Orası İngilizce gelişimi için en önem verdiğim nokta benim. Hani o sosyal hayata tabii ki Türklerle de devam edebilirsiniz ama bir tane yabancı aldığınız takdirde bizde o çekinme var. Başka milletlerde bazen olmayabiliyor bu arada. Seni Latinler hiç takmaz abi mesela. Seni umursamadan devam edebilir evet. Kendi dilinde ya da daha rahat ettiği dilde devam edebilir.
bile oradaki öğrenciler birazcık daha değişiyor ama biz takıyoruz ve hani onu da dahil etmeye çalışıyoruz muhabbete. Tabii ki. Dolayısıyla hani her zaman bir tane minimum yabancı öğrenci bu işin çözümü. Başka bir çözüm yok bence. Kesinlikle katılıyorum. İmzamı atıyorum altına. Burada da mümkün olduğunca farklı milletten insanları sürekli olarak hani her pazartesi yeni milletten öğrenciler geliyor. Her milletten birkaç kişiyi arkadaş grubuna dahil etmek aslında orada dünya vatandaşı olmayı da getiriyor. Kesinlikle. Hani... Bizim Türk öğrencileri o konuda çok mahirdir bu arada. Biz her pazartesi şey görürüz okullarda. 3 tane böyle papaz dediğimiz Türkler gelir böyle bir listeye bakar. Kim gelmiş bu hafta acaba? İki tip bu insanlar. Hemen Türkleri bulanlar var. Arkadaşlar bir gelin biz 6 haftadır buradayız. Şimdi bir akşam bir süpermarkete götürelim sizciler var. Bir de yabancılardan hani kim geliyormuş ne yapabiliriz? Şey var abi bizde kültürel olarak halı saha maçına kimi çağıracağız? Cılar da var ya. O yüzden arkadaşlar halı saha maçı yapacaksınız. Lütfen Dünya Kupası gibi Türklerle Almanlar gibi maçlar yapmak yerine daha karıştırırsak İngilizce aynen. konuşma faydası. Aynen. Açısını. En azından 3-5 muhabbet olur. Evet. Nasıl yendik, nasıl yarattık falan aynen. olur. Güzel olur yani. Aynen. Hani o da devam ediyor. Halı saha da devam ediyor orada. Ediyor. Her bizim tüm merkezlerimizde mutlaka bir futbol club. İngiltere'de halı saha gibi bir şey değil. Daha böyle çim saha maçları tarzında şeyler. Daha profesyonel şeyler dönüyor. EC Cape Town son 4 yıldır okullar arası turnuvalar düzenleniyor. 4 yıldır şampiyonuz. İşte bu. Bizim buraya da yatırım yapılıyor selam yani. Gönderiyorum buradan. Center direktörümüz bizim. Çok futbol böyle. O yüzden antrenörlüğünü de o yapıyor. İdman videolarımız falan var. EC Cape Town Instagram'ına da bakarsanız orada ciddili yani. Futbol oynayan arkadaşlar varsa lütfen. Direkt olarak Cape Town bekleriz. Diyebiliriz yani. Bekleriz. Süper. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz ağırladığınız için. Umarım eksik bir şey kalmamıştır. Kaldıysa da zaten Lemon Akademi eğitim danışmanlarına sorarak her zaman bilgileri alabilir öğrencilerimiz. Siz de EC Cape Town'a kaydolmak istiyorsanız bize her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.